Kaç tane var burada? 3. Ha, zaten biri cüzdanda. Dur, cüzdan yukarıda onu. Lan cüzdanı bulacağız. Aynen yukarıda. Bağlandı, zayıf. İyi, evde değil abi en azından. Onu bir alayım geleyim. Oyda. Şunu gösterse mesela üst katta dese ya da alt katta. Aha, sinyal arıyor. Üstümde mi yoksa cüzdan? Yo. O zaman arabada mı acaba? Altta mı kaldı? Şu anda aranıyor. Heh, bağla 23. Burada abi bence. Oyda. Yok, cüzdan yok abi. 4 fit. Yoksa burada mı kaldı? Ya burada ya çantada. Bir dakika. Burada değil. Abi 2 fit diyor ya. Yok. Abi özür. Özür. Burada. Hadi gel geçelim abi. Hazır mıyız abi? Arkadaşlar merhaba, yeni bir videodan herkese mutlu günler diliyorum. Şimdi Apple'ın bana soracak olursanız son günlerdeki en yaratıcı ürünlerinden bir tanesi Apple AirTag oldu. AirTag daha önce ofisimize gelmişti, bir video yayınlamıştık. O videonun kartını yukarıda bırakır, müsait olduğunuzda izleyin. Nedir, nasıl kullanılır ilk karşılaşma anını yayınlamıştık. Nerelerde kullandık? Çantaya attık, cüzdana attık ki gerçekten şu benim çok işime yaradı. Daha videonun başında örnek olarak size gösterecektim. Bulamadım ve cüzdanın nerede olduğunu birkaç dakika içerisinde hemen elimle koymuşum gibi ulaştım arkadaşlar. Şimdi elimizde daha 3 tane daha var. Bunu ben açıkçası bir iki tanesini Seda'ya teslim etmek istiyorum. Pembe teknoloji. Mesela bir kadının gözünden Apple AirTag nasıl olur? Bence mutlaka deneyimlemeli. Bununla beraber bir de patronu takip ettik diye Furkan'ın bir videosu var. Yayınlandığı zaman yukarıda kartlarda bulacaksınız ya da videonun açıklama kısmında, onları mutlaka izleyin. Şimdi arkadaşlar olay sadece AirTag'in kendisi değil. Çünkü Apple gerçekten bir ekosistem şirketi. AirTag'in kendisi var ama işi nasıl modaya uygun hale getirebiliriz? Yani bu cihazlar günlük hayatımızın parçası haline nasıl gelebilir? Bu da çok önemli ve Apple bu konuda gerçekten çok iyi aksesuarlar üretiyor. Az önce Apple Türkiye'nin bize göndermiş olduğu aksesuarlar elimize geçti. Ben bu aksesuarları sizlerle tanıştırmak istiyorum. Şimdi aksesuarlar konusunda Apple'ın orijinal aksesuarları da var. Bunu görüp böyle yan sanayi üretenler de var. Tabii ki tercih size ait ama biz her zaman orijinal aksesuar kullanılmasından yanayız. Şimdi neler geldiğini bir göstermek istiyorum sizlere. Çok güzel renkler geldi. Öncesinde zaten bir tane aksesuar gelmişti. İlk karşılaşmamda sizlerle paylaşmıştık. Şimdi yeni gelen 3 tane aksesuarımız var. Bunlardan bir tanesi Leather Keyring, bir tanesi Leather Loop, bir tanesi de Loop arkadaşlar. Bunları teker teker açacağım size şu an. Doğru konumlandırdığımı düşünüyorum. Ve buradaki 3 tane AirTag'i de buradaki aksesuarlara yerleştireceğiz. Nasıl göründüğüne hep beraber bakacağız. Kutuyu açmak için hemen şuradaki kısmı kaldırıyorum. Nasıl bir şey çıkacak? Evet. Bu arada Hermes mi acaba diye bir merak ettim. Çünkü Hermes markasıyla beraber bir işbirliğine girdi Apple. Daha önce de Apple Watch'un kayışları konusunda böyle bir işbirliği yapmışlardı. Şimdi AirTag'in buradaki aksesuarları konusunda da bir işbirliği var. Fiyat tabii ki merak ediyor çünkü Hermes gerçekten çok güçlü bir marka ve Apple'la işbirliği de önemli. Hermes'in böyle bir Apple Tag aksesuarını alacaksanız şöyle bir şeyden bahsediyorum. Yaklaşık 4500 TL sadece aksesuarın kendisi. Şu anda beni izleyenler şey diye düşünecektir. Abi zaten çanta 4500 lira değil. Yani çanta kaybolduğunda ben o çantayı bulmak için 4500 lira harcamayayım falan. Ama işin şöyle bir tarafı var. Birçok insan tabii ki görünüme, tasarıma çok önem veriyor. O deneyime çok önem veriyor. Tabii ki bu fiyatlar yüksek ama her ürünün de bir alıcısı var. Diyecek söz bulamıyorum ama sizin mutlaka diyecek bir şeyiniz vardır. Aşağıda yorum olarak yazmayı unutmayın. Bu arada bu heyecanlı anları sizlerle paylaşıyoruz. Videoyu beğenirseniz çok seviniriz. Sihirli Elman'ın YouTube kanalına abone değilseniz de bir kontrol edin aşağıdan. Abone misiniz, değil misiniz? Tek tıklamada yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi bir tanesi buydu. Hadi gel Esabir, açalım beraber. Şurada bir parça var, onu da çekiyorum. Ve şuradaki AirTag'imizi alıyorum. Nasıl yerleştireceğim konusunda da en ufak bir bilgim yok. Tamamen deneme yanılma. Şöyle mi olacak acaba? Çünkü bunların düşmemesi lazım. Bence yanlış yapıyorum ben. Buradaki tokayı açmam. Evet abi, öyleymiş ya. Ya inanamıyorum ya. Şunu kıracaktım yani, bozacaktım. Neyse arkadaşlar. Şu anda içine yerleştirdim ve toka tamam. Şu an çantaya, anahtarlığa bunu asabilirim. Nasıl görünüyor? Bence çok güzel görünüyor.
güzel görünüyor abi. Değil mi? Çok güzel görünüyor. Şu şurada dursun. Şöyle aslında buraya koyarsam ne kadar doğal göründüğünü siz de fark edeceksiniz. Ahşap bir masada gayet hoş göründü. Şu sarıyı çok merak ediyorum. Bir de onu deneyelim. Kutusundan çıkarttım ve buradaki loop çok hafif bu arada. Daha hafif çünkü burada metal herhangi bir şey yok. Sadece şuradaki toka var. Bunu çıkartıyorum. Buraya da bir tane AirTag koyalım. Bu arada bu AirTag'lerin dörtlüsü en mantıklısı. Bir tane alırsanız biraz daha pahalıya geliyor. Şu anda bu da böyle görünüyor arkadaşlar. Şimdi bir de şu arkadaşımızı çıkartalım. Evet. Bu arada kesinlikle Leather Loop'un deneyimi çok çok daha iyi. Üçüncüsünü de ona hemen takmış olalım. Tamam. Şu anda 3 tane AirTag'imiz de yeni gelen aksesuarlarla buluştu. Favorim şu. Yani bana çok iyi geldi Esabi. Senin favorin hangisi? Ben sarıyı beğendim abi. Tam bunu çok mu? Spor. Peki o zaman bunu sana teslim ediyoruz. En çok kaybettiğin cihaz ne olabilir? Ya da eşya? Abi araba anahtarını ama ona da araba anahtarı takılmaz. Biz bir şeyler buluruz. Evet. Peki o zaman. Geldik videonun sonuna. Apple'ın AirTag ürünü bana soracak olursanız tekrar söylüyorum çok inovatif bir ürün olmuş. Neden böyle oldu diyecek olursanız günlük hayatımız gerçekten çok karmaşık. Yani her yerden mesaj geliyor. Bildirim geliyor. O bildirimlere bazen hızlıca yanıt vermemiz gerekiyor. İşte çantamız, cüzdanımız, bisikletimiz ya da başka cihazlar, eşyalar kaybolmaması için anahtarlıklarımız gerçekten bize yardımcı olması lazım teknolojinin. Apple bu konuda çok yenilikçi bir ürün çıkartmış. Ama işte Apple'ın da şöyle bir vazifesi de var. Tamam ben böyle bir ürün çıkarttım ama insanlar bu ürünü, teknolojiyi günlük hayatında kullanırken hedefledikleri deneyimlerden de mahrum kalmasınlar. Yani nedir bu? Tabii ki tasarımdan bahsediyoruz. Yani bir cep telefonu taşırken onun kılıfı, işte bir AirTag taşırken onun kılıfı tabii ki bunu tamamlaması gerekiyor. Böyle güzel tasarımları çıkartıp paylaşıyor. Pahalı konusunda sizinle aynı fikirdeyim. Çok pahalı. Kesinlikle ama buna zannediyorum ne Apple'ın ne de benim yapabileceğim bir şey var. Dolar kuru vesaire derken, vergiler derken aldı başını gidiyor fiyatlar. Ama yine de biz bu teknolojiyi sizlerle paylaşmak istedik dostlar. Umarım faydalı olmuşuzdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.